Evet, yine gül yüzlü bir büyüğümüzle beraberiz. Ondan da bu köyle ilgili gelenekleri, inanç dünyamızı öğrenmeye devam edeceğiz. Evet, Koyunculuk biliyorsun. aynı zamanda evet hocaymış. İsminiz nedir efendim? Yusuf. Yusuf, soy isminizi alayım. Yılmaz. Yusuf Yılmaz. Yılmaz. Evet, değerli hocamız, kaç yaşındayız? 70. 70, güzel. Şimdi bilgi olduktan sonra 50 de 60 da iyi ama daha da yaşlılar daha çok biliyor. Tecrübe oluyor ya. O yüzden biz daha çok yaşlı insanlardan bilgi derlemeye Bizim çalışıyoruz. alevlerde bilirim demek suçtur. Eyvallah. Aşk olsun. Bilmek, bilirim demek suçtur. Bilmek peki, bilmek suç. Bunu Bilirim bir demek suç, bilirim demek. tamam, bilirim demek. Peki, biraz açalım o zaman bunu. Yani bir bencillik yok, alçak gönüllülük var, Tabii. turaplık var. Biraz buna işaret ediyor, değil mi? Tabii. Evet. Yaşam nasıl geçti bugüne kadar? Neler yaptınız? Ne işler gördünüz? Ben mi? Eyvallah. Vallahi anamdan doğdum, inek yaydım, öküz yaydım, efendim azık götürdüm, düven sürdüm, sonra ekin biçtik, çüt sürdük, efendim çayır biçtik, yonca biçtik, böyle böyle zor zor çalıştık. Ne iş yapmadık ki, değil mi? Her Evet. şeyi işte yaptık. Ondan sonra da Allah da yeri kulum dedi. Bu yendir işte motor aldık, şu aldık. Biraz şimdi biraz daha tüylendik. Yani, biraz kendimizi toparladık. Şükrediyoruz. Allah'ın Evet. verdiğine. Güzel amcacığım, güzel hocam. Şimdi köyümüzü tanıyoruz. Herkes güzel şeyler söylüyor. Bilgiler alıyoruz. Bunlar arşivimizi zenginleştiriyor. Yayınlarsak da işte köyümüzün içinden güzel insanlar. Tabii bir günden ne çıkar? Çoğunlukla bir hafta kalacağız ki daha neler göreceğiz. Tarihi eserler var, cemevi var, onları göremedik. Peki, biz daha çok buranın Alevi kimliğini hani öğreniyoruz. Ve dolayısıyla dedeleri, hocaları, gelenekleri, görenekleri öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi dedelerimiz geldiği zaman bizim dedelerimiz Şehzade Sultan'dır. 9. post. Efendim Hacı Bektaşi Veli'ye hizmet etmiş bu kişi Şehzade Sultan Kahveci Postu. Kahveci posta. Evet, 9. post. Bizim dedelerimiz geldi buraya konduğu zaman herkes birikirler. Efendim konuşulur, halleşilir, görüme gidilirdi. Gürgü cemine. Herkes müsaitler, iki kişi müsait tabi. Müsait tutarlar. Görülürler. Efendim zamanda yaptığı haksızlık varsa o gün için dile getirir. Sahlamanın hiç imkanı yoktur. Evet. Hiç imkanı yok. Sağlar He. Evet. Devam Büyüktün edin. senin diye doldurdun erenlerin. Görülürdü, sorulurdu efendim. 12 hizmeti yapılırdı. Her de 12 hizmeti yapamıyor şimdik. Bilemiyor. Cem TV'de cem yapıyorlar. Mesela bizim buraların cemine uymuyor. Evet. O daha kısaltılmış, biraz da zoraki olarak yapılan bir şey belki de. İkincisi cenaze. Hacı Bektaş Veli'nin Cem TV'den dedeler geliyor. 12 imamların ismini sayıyor. Efendim kırkları, üçleri, beşleri, la feta illa Ali, la seyfe illa Zülfar diyor. Bir şeyler ediyorlar. Cenazeyi kaldırıyorlar. Üst saf dört tekbiri durduruyorlar. Üst safta dört tekbir yapmadan cenaze kaldırıyor. Kur'an'a gelince Yasin'i okuyamıyor. Evet. Bunu aslında biraz bizim alevler gülüştürme de düşüyor. Televizyonda Cem'in yapılmasına karşı mısınız? Yani karşı değilim Cem'e. Ama yerli yerince yapsın ya. Yani yerli yerince yapsın. Bilinçli yapılmasın. Bilinçli yapılsın. Yani televizyonda oynanan Bak, cem yapılsın yani. Her mesela kırkların cemi bir. Kırkların cemi bir.
Ama o her mesele her yerden biz izliyoruz. Cuma günleri yahut da cem yapıyorlar. Birisinin cemisi birisini tutmuyor. Birisinin mihraçlaması birisini tutmuyor. Birisinin mesela mihraçlamayı mahamıyla söylemiyorlar. Peki hocam, mihraçlama böyle böyle gidelim. Onları çok iyi anladım. Ben de sizinle aynı görüşteyim. Peki bu mihraç olayı kendi ağzınızda söylediniz. Mihraç Hazreti Peygamber'in göğe yükselmesi ama bizi ilgilendiren, biz Alevileri ilgilendiren bir yönü yok mu? Mesela Kırklar Cemi değil mi? Kırklara i̇şte geldiği zaman. Burada Alevileri ilgilendiren ne biliyor musun? Hazreti Peygamber Efendimiz Miraç'tan dönerken Kırklara uğruyor. Eyvallah. Kırkların kapısını çalıyor. Çalınca içeriden bir nida geliyor. Sen kimsin? Ben Hazreti Muhammed Mustafa'yım diyor. Peygamber. Orada bir nida gelir, diyor ki sen peygamberliğin git ümmetine yap, bizim içimize peygamber sığmaz diyorlar. Hazreti Peygamber o zaman mahcup oluyor, geri dönüyor. Birkaç adam attıktan sonra Allah-u Teala nida ediyor. Ya Resulullah, nereye dönüyorsun? Var o kapıyı kalk. O kapıyı kalk, içeri gir. Oraya varıyor, gene kapıyı çalıyor. Gene soruyorlar. Ben Resul'üm. Bizim içimize Resul sığmaz diyorlar. Git Resullüğünü ümmetine yap diyorlar. Peygamber gene mahcup oluyor ve geri dönüyor. Ve üçüncü bir kere nida geliyor. Ya Resulullah, nereye gidiyorsun? Var o kapıyı kalk. Çal, içeri gir. O zaman üçüncü bir vardığında kapıyı kalkıyor. Çalınca soruyorlar, sen kimsin? Ben fakiril fukarayım. Fakiril fukarayım. Fukaraların da hizmetçisiyim. Deyince kapı açılıyor. Eylem ve seylem. Bak. Fakiril fukarayım. Fukaraların da hizmetçisiyim. Evet. Yani buradan bir de şuna mı anlayalım? Çok şey var da ben lafları ala ala, çünkü 10 saatte konuşsak güzel. Bilgileriniz de çok güzel sevgili hocam. Hizmet, yolumuzda hizmet var değil mi? Hizmet var, sevgi var, aşk var. Hı. Aşk. Her şeyin başı aşk. O cem evine girirken aşkına gireceksin. O cem ev ne biliyor musun? Nuh'un gemisi. Nuh peygamberin gemisine binenler ne oldu? Kurtuldu. Binmeyenler kayboldu suya. İşte ne deniyor burada da? Bizde de işte Ehl-i Beyt'in gemisi, Nuh'un gemisi. Nuh'un gemisi. Bu Güruh-u Naci deniyor mesela değil mi? Bu nedir Güruh-u Naci hocam? Güruh-u Naci'den bir bacı geldi diye cümlesi bacıya secde kırıldı. Kırların doğrusu eline aldı. Şah dedik bacıya, şahtan içeri diyor. O bacının ismi Fadime dediler. Yeri Güruh'unda mevcut buldular. Salman'ın keşkünü doldurdular. Şah dedik, bacıya şahtan içeri. Hazreti Fadime'dir, Zühre'dir bu şah. Hazreti Ali'nin hanımıdır. Bu eyle ufak tefek değil, yerin gün, bütün kaynatın şeyi, serçeşmez. Pir Sultan bir yere, Gerbela çölünden bir koyun geldi kuzum diye. Buyurun. Ben, buyurun, buyurun, buyurun. Evet, hizmet eden gençlerimizin de hizmetleri kabul olsun. Şu hanemizde yatılan, yatan hastamız da şifa bulsun. Bu hanemde çok yemek yendi, çok çay içildi, çok misafirler kondu, koştu. Hepsinin suyu yüzü hürmetine şuradaki hastamıza da şifa olsun diyelim. Amin. Şurada yenilen, içilenler, şuradaki sohbetler, bu da bir ilimdir, bu da bir lokmadır. Şurada sohbetler de bir lokmadır, nimettir. Ne diyelim, bizim söyleyeceğimiz dilimizde, yüreğimizde, özümüzde olan, sıdk ile özümüzde olan o hak şifasını versin hastamızın. Şu anda buradayız ama o hastanede yatıyor. İşte hayat da böyle bir şey mi? Şadi amca, hayat bir bütün mü? Ne diyelim buna? Hayat yaşayana hayat, yaşamayana hayat diyor. Yaşayacağım. Her yerde yaşayacağım. İyi de yaşasın, kötüyü de yaşasın. Bir de yattık, 2,5 sene yattım aslında. Ayağım koptu benim.
Evet, söyledin, o da büyük bir acı. Sana da çok geçmiş olsun. Şimdi yani insanoğlunun her iş başına gelir. Gelmedi kimse kalmaz. Ama her şeyin hayırlısını bilsin. Sona hayır gelsin değil mi? Ne diyelim, ne söyleyelim? Ya, evet hocam. Allah Teala ölümü yere, güve bütün kainata verir. Hiçbirisi tahammül edemiyor. Evet. İnsanoğluna verir. İnsanoğlu ağlıyor, duruyor, diyor, yerini buldu diyor. Ağladı, buldu, yerini buldu diyor. Ölüme de bir tek insanoğlu tahammül ediyor. O sabra hak vermiş. Mesela Eyüp'ün sabrı nasıl bir sabırmış? Şimdi Eyüp'e çok zengin imiş. Sürülerine koyunları varmış. Sürülerine sığırları varmış. Sürülerine develeri varmış. Bu kadar hizmetkarları varmış. Bu kadar çoluğu çocuğu varmış. Hepsi de Eyüp'ün şeyine mütüleriymiş. Melekler gökteki diyorlar ki Eyüp'e ne var ya diyorlar. Eyüp bu kadar malı var, davarı var, ırgatları var, ekini var, üzüm bağı var, bilmem nesi var. Helbe Eyüp şükredecek, helbe Eyüp sabırlı olacak deyince bir gün sığır çobanı gelir diyor ki Eyüp peygamber diyor, bütün sığırların telef oldu. Bir Samirli diyor, hepsi de hasar oldu, gitti, öldü. Veren de Allah, alan da Allah bilir. Çok şükür diyor. Ona şükrediyor. Diyorlar ki, meleklerine nida ediyor, gördünüz mü Eyüp'ün sabrını? Ya Rabbi diyorlar, Eyüp'e ne var? O kadar da koyunu var. Bir gün geliyor, koyunları da kırılıyor. Diyorlar ki, gördün mü? Eyüp buna da şükreyledi. Buna da tahammül eledi. Diyorlar ya Eyüp'e ne var? Şunu var, bunu var. Hepsi de yok oluyor. En sonunda diyorlar ki Eyüp'e ne var? Bir sürü evlatları da buna çok mütü. Herkes emrinde. Bu kadar hizmet. Çoluğu, çocuğu da hepsi de ölüyor. Eyüp'in çocukları da ölüyor. Allah Teala diyor ki gördüğüm Eyüp'ün de sabır. Bak buna da şükrediyor. Veren Allah, alan Allah. Efendim diyorlar ki Eyüp'e ne var ya? Eyüp'ü diyorlar. Vücudu sağlam. Zekası yerinde, aklı yerinde, fikri yerinde. O zaman Allah Teala Eyüp'e bir dert veriyor. İki tane kurt düşüyor vücuduna. Durmadan yiyor, Eyüp iniliyor, sızılıyor ama gene şükrünü kesmiyor, konuşamıyor. Olunca kalbinden şükrediyor. Diyorlar ki bundan Eyüp, o düşen arılar veyahut da birisi pek böceğiymiş, biri de bal arısı oluyor. Bunlar vücudundan düşerse Eyüp alıyor sizin rızkınızı, Allah-u Teala benim vücudumda verdiği geri yarasına koyuyor. Burada diyor faydalanın, düşmeyin, ölürsünüz. Evet. Ne güzel anlattınız, ne güzel de özetlediniz. Buyurun, nimet geldi. Bir şey diyeceğim. Hizmet, sabır, şükür. Şükür. Raziye makamına ulaşmak. İnsanı razılık. İnsanı kâmbalı. Geleceğiz sana, buyur. Bu da bir lokmadır. Evet, ne diyelim işte. Görüyorsun neler anlatılıyor. Hak şifasını versin, ya sabır diyelim. Sabır demekle de olmuyor ama değil mi Şade amca? Ama yaşamda biraz önce dediğiniz gibi yaşayanlar yaşıyor. Yaşayanlar yaşıyor abi. Yaşayanlar yaşıyor. Yaşayacaksın, her şeyi göreceksin. Ya işte bu... şeyler oluyor be. Evet, buyur hocam. Salih peygamber ümmetlerini dine davet ediyor. Doğru yola gidin, haksızlık yapmayın, hırsızlık yapmayın, kimseyi incitmeyin, zina yapmayın. Şunmaz, bu Allah'ın emri diğer ne diye. Evet. Şey yaparken, nasihat ederken şey diyorlar ki Salih peygamberin ümmetleri tabii inanmıyorlar da eğer diyorlar senin tanrın gerçekten doğru sözünde senin sözüne itaat şey diyorsa
sözün Tanrı'nın yanında geçerliyse dua eyle diyorlar şu kayadan. Bir deve çıksın katar. Deve de çıkar çıkmaz hemen buzağlasın. Doğum yapsın. Hemen çıkar çıkmaz buzağı yapsın. O arada hemen Allah Salih Peygamber bir dua ediyor. Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Duası kabul oluyor. Deveye asıyla vurunca deve diyeyim taşa asıyla vurunca kaya yarılıyor. Efendim deve çıkıyor. Beyaz bir deve. Hemen oraya ıkıyor. Çıkarsınlar kafasını koşarsınlar oraya yatıyor. Buzarıyor. Kuzlayınca diyorlar ki ya bu bilem olur diyorlar. Gene inanmıyor müşrikler. Hemen öldürmeye çalışıyorlar. Deveyi. Etmen, tutman ya. Bu hayvanın size ne ettiği var? Bırakın o da otlasın. O da sulansın. O da meralarda gelsin, tozsun. Diyorlarsa da hiç imkanı yok. Bu deveyi Şakir isminde bir çocuk öldürüyor. Bir adam öldürüyor. Gene de inanmıyorlar Hazreti Salih Peygamber'in mücizesine, kerametine. İnanmayınca işte öldürüyorlar. İşte gel oluyor, ged oluyor. Zaman geçiyor da Hazreti Peygamber'e Efendimiz Hazreti Hüseyin'i şehit eden Mülcen'i görüyor ya. Böyle bir giderken cumaatinden de bir yerde otururmuş. Aa şu giden çocuğu görüyor sıra diyor. Böyle parlayla koca diyor. Salih Peygamber'in devesini öldüren Şakir'den de Şakir diyor. Eyvallah. Ya Şakir'den de Şakir. Şimdi dünya zalimlerin dünyası olduğu kadar mazlumların da dünyası. Yine bir kapı açtınız. İmam Hüseyin canını zalimler karşısında zalimlerin atlıları altında feda ederken Aleviliği kurdu, İslamiyet'i de insanlığı da kurtardı. Bu bizim inancımız. Peki İmam Hüseyinlerin yolu dediğimiz bu Alevilik sizce nedir? Birkaç cümlede oradan söyleyin, öyle yine köye dönelim. Şimdi İmam Hüseyin çok mazlum olmuş. Sefil imiş. İmam Hüseyin herkesin şuradan gireyim. Hazreti Ali Efendimiz tarikat yolunun piridir. Eyvallah. Efendim şeriatı Hazreti Peygamber Efendimiz kurdu. Tarikatı Hazreti Ali Efendimiz kurdu. Şeriatı Hazreti Efendimiz kurdu. Tarikatı Ali Efendimiz kurdu. Marifeti İsrail Aleyhisselam kurdu. Hakikati Hazreti Aleyhisselam kurdu. Bu dört kapı. Efendim bir gün oluyor tarikatta Hasan'ı çağırıyor. Oğlu Hasan'ın yanına. Ya oğlum diyor, ben ihtiyarladım diyor. Seni tarikatın piri yapacağım. Sen pir olursan nasıl yaparsın diyor. Talipleri nasıl görürsün, nasıl sorarsın? Deyince İmam Hasan diyor ki ya baba diyor. Yedileni yederim. Yedilmeyeni de diyor zorla yederim diyor. Deyince Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki ya Hasan sen sen pirlik yapamazsın diyor. Sen geç git diyor. Hazreti Hüseyin'i çağırıyor. Ya Hüseyin'im diyor. Ya gözümün nuru diyor. Seni tarikatın piri yapacağım diyor. Sen pirliği nasıl yaparsın? Baba diyor, benim taliplerim yahut da benim müritlerim bana yedirirlerse onları yederim. Yedilmezlerse ben onların yedilirim diyor. Ben yedilirim. Tamam oğlum diyor. Pirlik senin mahvan diyor. Hazreti Hüseyin aslında bilirsek, bilmiyik veyahut da biliyik de ispat edemiyik. Hem şeriatın piridir, hem tarikatın piridir, hem de Müslümanların piri Hüseyin'dir. Hüseyin'den başka pir yoktur. Hem de en büyük bedeli ödedi. O bedeli öderken Şarban anamız ne diyor biliyor musun? Şeyden
attan düşüyor, Zülcelat'tan düşüyor. Şarban da o arada hazırlanıyor, hem ağlıyor hem hazırlanıyor Hızır'ın abidini kaçıra. Onların eline vermeye, kurtara. Ona hüsret ediyor ölmeden. Hasan'ı kaçır, kurtar. Hasta diyor, gidiyor. O ağlarken de şunu diyor. Sen sefer kıldın bu cihandan, ben cihanı neyleyim? Kubbe aşkın yıkıldı asumanım, neyleyim? Ruslatı hakka ulaştırdın, bizleri kıldın yetim. Canım canı gider de ben bu canı neyleyim? Bülbülümle gülşanımla uçmaya verdim karar. Neydin aşkın dururken aşikarı neyleyim? Ey Hüseyin'im, ey Habibim, ey gönlümün selveri. Şahrıban'ın bir köledir, bunca şanı neyleyim? Yani sen bu cihandan gittikten sonra ben bu şanı neyleyim? Bu şöhreti neyleyim? Eğer Hüseyin isteseydi, Cafer-i Cinli geliyor diyor, ya Hüseyin diyor, emriyle bana müsaade et. Bütün bunları ben bir dakikada tarmar edeyim diyor. Diyor ki olmaz diyor Hüseyin. Onlar sizi görüyor, göremez, siz onları görürsünüz. Siz vurur onları öldürürsünüz. Onlar da sizi göremediği için bu adalet olmaz diyor. Ya Hüseyin diyor, müsaade et. Ben de diyor Adem donuna gireyim. Benim askerlerim de Adem donuna girsin. Beraber yüz yüze çarpışak. Onlar bizi öldürsün, biz de onları öldürelim. Ya, ya. Müsaade yok diyor. Müsaade yok diyor. Çünkü benim dedem diyor ve bela kapısını açmıştır diyor. Evet. Aleviliği de böyle inanç temelinde yorumluyorsunuz. Güzel hocam. Biraz daha... Bir de şunu diyeyim. Tabii buyurun. Alevilerde şu var. Bir yere buyurun. Cem olmuş 5-10 aşıklar. Evet. Biri birileriyle meydan ederler. Eyvallah. Dönmez ıhlarından kavli sadıklar, mühübbet sırrını pünhan ederler. Olsaydım onların darına berdar. Mühübbetleriyle olduk tarım var. 12 koyunum, 14 kuzum var. Gönül yaylasın da ceylan eder. Dertli dertlerine düşelden beri, gâhi geri gider, gâhi ireri. Çağırsam münküre gelmez içeri, mühübbete kuru böhtan ederler diyor. Evet, dertlinin de dervana yürüsün, onu da yad edelim, deme devranı yürüsün. Belki yine geliriz, şu hani biz bir saattir böyle bir devran ediyoruz, bu köyle ilgili, köydeki dedeler, gelenler, cemler, yaşananlar, olanlar, insanlar. Mesela sordum, mesela hafızalarda yer eden bir insan, belki anamız da hatırlarsa, dede olmasa da olur, bu köyden, böyle çok inançlı, iz bırakmış kim varmış, kimler varmış, eskilerden anlatılan, işte şu filanca ağa, şu filanca kişi, çok tarikat ehliydi, böyle insanlar var mıymış eskiden, şimdi, ya da çok muymuş? Şu şekilde oluyor, biliyor musun bari? Köyümüzde mesela, Sahar Elbet varmış, köyün devlete yaslanmış, vergisini alırmış. Hı? O dayangal. Dur, o dayangal ayrı. Şimdi ona da şeyler, Karacaoğlan diyor ki, Nuh'un gemisine bak, böhtan edenler, yelken açıp yelkadirin ne bilir, o Süleyman kuş dilinden bilir de, her Süleyman kuş dilini ne bilir. Ben ağayım, ben paşayım diyenler, el hakkını alıp haksız diyenler, sonradan sonraya beyliğe getenler, zalim olur el kadiri ne bilir. Sonradan sonraya beyliğe getenler, i̇şte zalim olur el kadiri ne bilir. Arabatlarında olur fıraklar, kimi serhoş yürür, kimi ıraklar. Allah Allah. Kubbeliğe inip konan kargalar, has bahçede kul kadirin ne bilir? Allah Allah. Karacaoğlan der ki, dişim döküldü, ağzım Nuh Nebi'nin hatesinden çekildi diyor. Saç çalmayan tel kadirin ne bilir? Şimdi oluyor.
işinden çıkıyor. Bir bakıyor ki yapıcı olacağına mesela yıkıcı oluyor. Bir de bizim köyde mesela Işak varmış, Işak Koca. Hmm. Bu Işak Koca ümmi bir adammış. Dillermiş ki kardeşinden Işak ayrılırsa acından ölür. Dillermiş, gel olmuş, gidilmiş Işak. Kardeşinden ayrılmış, tanıştığı bir bayanla evlenmiş, dul bayanla. Bu zengin olmuş. Mesela çobana demiş ki, oğlum demiş, davar dediğin tekkedir. Tekkedir. Aç gelir, susuz gelir. Sütsa, yemek yemeyince onun karnını doyurmayacak kim olursa olsun salma demiş. Herkes umar demiş. Mutlaka onu çevir, gönder, sütsa, pişir, az ekmek çıkart, onun karnını doyur. Herkes umar demiş bu sürüden. Ondan sonra da evine döner demiş ki hanımına, yahut da gelinine, bak çobanın azığını kendine yetesi koyma ha. Aç gelir, evet. Susuz gelir, gariban gelir, hiçbir bunlara çobanın azı az olursa bunlara ne yedirecek? Çok korku, o adam da karnını doyursun. Bir bu, bir de hiç kimsenin boş gezdiğini istemezmiş bu adam. Sana demiş ki, ya sen ne boş geziyorsun, bir haftadır kuruyum, boş geziyorum, benim şunum yoktur. Geliyorum, vereyim. Elbette bir dişimi görürsün derilmiş. Buğday mı lazım, arpa mı lazım, yahut da özür dilerim, öküz mü lazım, çütüm sürecek, al götür sür. Her şeye, herkese bu şekilde de yardımcı olurmuş. Bak, hem çok zengin olmuş, hem de çok hanedan olmuş. Bak, o da, bizde Sahar Ahmet varmış, zenginmiş ama herkese ezermiş. Hatta Döllük diye bir tarlası varmış. Bu çörmünün, koru koyanın, başörenin, karesüyerin davarı her gün o döllükte yapsak mecburiyetindeymiş. Neye? Mahmını kalacak orada. Başka yerde yatamaz. Hocam bu karadüren, bunun yerini, Ayhan Bey onu çok söylüyor. Bunun gelişi, bunun ocakta da olmasını onu öğrenmek. Karadirek de, şimdi şu şekilde, duyduğumuza göre, babamdan, babam da daha evvelinden duymuş. Bunlar babaymış. Baba, rehber baba. Rehber. Talip olmaz, rehbersiz, babasız, harman mı sarılır, yilsiz, cabasız. Kul hatasız olmaz, hata tövbesiz, hata ettim, o da için bağışla diyor. Şah hatayı, bundan diyelim. Şimdi bunlar baba. Rehber. Rehber. Rehber olmayınca talip yola giremez. Mutlaka rehber. Şeyde de diyor ya, Rehbersiz menzil alınmaz. Rehber talibi ayıkla getir, temam eyle ekşik yerlerin yetir. Rıza lokmasın meydana getir, yiyelim İmam Hüseyin aşkına. Aşkına Şahim, aşkına illallah, 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 Şah illallah, sen alimsin güzel Şahım eyvallah. Rehbersiz hiç yol sürülmez, sürdüm diyen yalan söyler diye Şah Hatay'ı. Onlar da rehberlermiş. Buraya bir cemevi yaptırıyor. Kel Hasan isminde bir zat. Bunlar Horasan'dan gelmeler. Horasan'dan. Sene kaç baba? Kaç senesinde? Vallahi tahminime 1800, daha evvellerde 1840'larda dede yaşamış bunlar. Yahut da. Bu köyde değil mi? He, bu köyde. Cem evini yapıyor, çatıyor, ağaçlayacak. Bizim bu Korguyan dizimizde orada bir kamışın deredirik. Orada bir çift söğüt ağacı. Çok doğru, çok uzun. Çok kalın. Oraya ne hezen olarak atmaya binersem onu alıyor onları. Köylüler de onu getirmeye gidiyorlar. Kesilmiş evvelden hazırlanmış. Öküzlerinden
Halk da adama çok saygı ve hürmet eden bir adam. Adam da değerli bir adammış. Herkes emrinde. Köylüler de tümden gidiyorlarsa da bu ne hezenleri getiremiyorlar. Elinden oynattı. Çabalıyorlar, çabalıyorlar, öküz koşuyorlar, adam koşuyorlar, şey diyorlar, güç ediyorlar, niyet diyorlarsa hiç imkan yok getirmiyorlar. En sonunda bir adam yolluyorlar. Diyorlar ki, biz bu hezenin gücümüz yetmedi, getiremiyor. Yer çetin, ne yapacağız? Bize bir haber salsın. O gelen adama diyor ki, git diyor, komşulara söyle, atsın gelsinler o hezen orada diyor. Kendilerinden gelirse diyor, atarım onu diyor. Yok kendinden de gelmezse orada çürüsün kalsın diyor. Dediklerine göre, duyduklarımıza göre sabahleyin kalkıyorlar ki hezenler peyağın başında. Kel Hasan mı hocam? Kel Hasan mı hocam? Kel Hasan. O kara direğin dibinde mi ölmüş o kadın? O Hüseyin dedenin dediği kadın. Yok. Albarlı olan. Albarlı şey bu herhalde. O ne demiş de ölmüş Hüseyin? Oraya direğin dibine yatağını sermişmiş. Fatma bacı. Bu Veli'nin anası. Onun bacısı mıymış? Teyzesi mi? Biraz bacısıydı. Mercan bacısı. Bu şekilde yatağını erkanı görüyor. Kılıfında. Erken orada değil mi? Ben onu hep işte öğrenecektim. Erken, erken çubuk, erken çubuğu. Evet. O hezanın içinde mi? Hezanda mı? Edenin çeliğin başında soğuludur. Daha hala buradalar bunlar. Direğin üstünde bir. Evet. Şimdi bu ne bacı diyor, bu da erken diyor. Bu neymiş diyor, erken, erken demek ne demek diyor. Kuluyor. Bir de şey yapıyor, dansıyor, labet ediyor. Aha. Derken evet, ışıklar gitti. Yetmez o geliş. Gelir mi? Gelir. Şimdi bu karanlık oldu. Tam da en güzel heyecanlı yandı. Hadi şu ışığı ama ha. Böyle yeter mi hocam? Biraz tutun ki en azından. Ha, bunu bitirelim en azından. Evet. Şimdi kadın tabii böyle labet ediyor, gülüyor, yatıyor. Ha, geldi. Yatıyor, sabahleyin gece rüyasında. İlksan gel buraya. O yılan, o kara erken yılan oluyor, bunun boğazına çöküyor. Aha, burada otur. Ağaç. Ağaç. Yatamıyor. Yatıyor, uyuyor, uyanıyor, yılan oluyor. Yılan hırtlarına çöküyor. Şey boynuna sarılıyor. Ayık yırkı bir şey yok. Uyuyor, gene sarılıyor. Neyse sabahleyin oluyor, gidiyor. Birkaç yıl sonra orada vefat ediyor korkusunda. Bu olmuş yani inanın buna. Karanti. Evet. Şimdi o zaman bir konu da açıldı. Ben onu zaten var mı yok mu diye sormuştum. Şimdi şöyle, erken çok önemli. Burada Yellice'den gelen dedeler erkanlı mıydı, pençeli mi? Pençesiyle erkanlı. Mi? Erkanlı. Erkanlı. Ama buradaki erken başka, buranın erkanı o dediğimiz. Ya işte bu erken orada biz burada görürlerdi. Görümün sonunda talepler erkana yatarlardı. Tamam, eyvallah. Erkana yatarlardı. Hal edenler halıdır, yol edenler yoludur. Gafil olman gaziler, inen ustaz eridir. Allah, Muhammed, yani şehitler uyarsın diye vururlardı. Üç kere. Rehber de Elif Allah, Cim Cebrail derdi, beline bulundun alem. Diye başına bile bir şey derdi. Dede de okurdu. Hal edenler halıdır, yol edenler yoludur. Gafil olman gaziler, inen ustaz eridir. Bu da Şakatayi'nindir. Hatayiyem demiş ol, her meymadan yemiş ol. O tutarsa tutmasın, sen bir kere demiş ol. Hatayim han oğludur, kendi bir han oğludur. Bu yola hile katan kafir bir can tohumudur. Peki erken şimdi nerede? Erken çünkü. Orada. O çeliğin başında duruyor. O nerede? O eski Cem evinde mi? Yok. Onların işte eskiden orada Cem eviymiş de. Cem eviymiş de tabii şimdi zaman zaman değişti. Cem evi değil de herkes bazı kişiler herkesine kurbanını keserken rüyasında görür, o kapıda keser dağıdır. Yedirir, lohma eder rüyasında. Ve o da daralırsa ben Kerazan Hoca'na bir kumbedip dağıtacağım. İkrar ederler.
Şimdi Kel Hasan'ın ocağı, o erken çubuğunun olduğu yer. Kel Hasanlar devam ediyor mu onu diyorum ocak olarak. Şimdi Kel Hasan'ın tabii oğlu Çalı Süleyman varmış. Onda da varmış keramet. Çalı Süleyman'dan sonra Kolluğu Hasan'la Kolluğu Hasan Madi Hüseyin olmuş kardeşleri. Ondan sonra da Cümeyne Mehmet var. Mehmet'ten sonra işte Hasan var, Hüseyin var ama burada. Tabi onlar eski o itikat onlarda yok. Ama o kapı açık yani. Açık, açık. Bugün mezarlıkta niyaz olduktan sonra 3 kişiyle rast geldik. Babamla konuşuyordum dedi ya. Evet. Hocam. En sondaki. Onların torunlarından gelen. Şimdi. Veli dedesi. Yusuf abi biz kışın bir şey konuşmuştuk. O dayangal eski köye gidermişti. Hı-hı. Yani böyle kendinden geçermiş dedi diye bir şey anlatmıştı. O dayangal biraz Cem'in kaç saat sürdüğünü falan anlatacağım. Şimdi Cem'lere gireceğiz de. Hocam 11'de bırakalım mı? Noktaya mı? Şimdi. Çok özür diliyorum çünkü biraz işlerimiz var. Ondan sonra da sabah 4'te kalkacağız. Şimdi işte her zaman yakalanmadığı için bizim zorluğumuz bu. Değer gelir miyiz, kalır mıyız? Halk bilir. Şimdi ben şunu da öğrenmek istiyorum. Sordum ama sizden hem teyit edelim. O Kel Hasan'ın dışında burada bir başka ocak da ocakzadeler var değil mi? Demin söyledi Şadi amca. Yani Bicir'de var, Alvar'da var, burada var. Hayır hayır, bu köyde olan ocak, bir tek, dedeler. Dede yoktu, bizim işte bunlar var, başka yok. Bizde yalnız Şah İbrahimliler, Şeyh İbrahimliler diye Şah İbrahimliler. Bunlar da Erdevül tekkesine sahip olurlar. Erdebil dergahına, Erdebil. Hayır, bu köyde diyorum, köyde ocak olarak. O bir ocak, bu ocak var, o bir ocak. Başka yok. Bir tek bizim bu köyde ocak bu var. Başka ocak yoktur, yalnız Bicir'de var, Devriş Ali var, Ali Veli'de de varmış orada. Efendim. Peki buraya gelen ocaklar, Şeyh Sazeli, kahveci postu, ben biliyorum onları. Hatta oradaki dedelerle İstanbul'da tanıştım, görüştüm, konuştum diyorum. Bunlar Cem'i görgü, müsaiplik, erkan, hepsine tanık oldunuz mu bu Cem'i, yaşınız? Çünkü çoktan beri Cem yapılmıyormuş. Siz onları gördünüz mü, yaşadınız mı? Tabii biz. En son mesela hangi dede vardı oradan Şah, gelen? Şeyh dede vardı. Şeyh. Yani onun üzerine yani. Şahadi dede. Şahadi dede, Şeyh dede dedik. 7 kere Kur'an'ı hatmetmiştim. Kur'an-ı Kerim tümden ezberindeydi. Kur'an-ı Kerim tümden ezberindeydi. Böyle yani suyum içiyordu. Tarikatın da yani piriydi. O kadar bir tarikat yapardık, kölgeliydi. Dedede kölge lazım. Ruh lazım. Dede talebe söz vermeyince konuşulmaz. Sekülüktü bir tanesiyle konuştu da rahmetli. Adam dedi ki alevlik buysa diye kalktı eline vardı bizim dede. Bizim de bizde dedeler ile bilgili dedeler var ki bizim bu Seyfettin dede vardı. Evet. Onu iyi bileyim. Yüzbaşılıktan ayrılmış uygun zamanında. O da çok daha çok derin bilgiymiş. Sivas'ta eskiden fakirlik zamanında bir Alevi bayan ölüyor. Bunu camiye koymuyorlar. Cenazesini kaldırmıyorlar. Bu da tesadüf oradaymış. Diyorlar ki böyle böyle varıyorlar dede. Bizim cenazemizi sen kaldır. Bizim cami yok diyorlar. Sene kaç baba? Kaç senesinde oluyor bu olay? Bu 50-60, 40-50 yıl. Yani benim bildiğim 57'de, 58'de, 56'lı yıllarında. Evet. Bu yüksek bir yere şey yapıyor. Yeri ayarlattırıyor kendine. Bir de mikrofon ayarlattırıyor o devirde. Bir sela veriyor. Diyor ki seladan sonra bizim Alevi diyerekten diyor cenazemizi cami hocaları kaldırmamış. Camiye de koymamış. Beni de sorarsanız diyor ben Alevilerin dedesiyim. Adam Ermenilerin de papazıyım.
Hristiyanların keşişiyim. Sünnilerin de hocasıyım. Ben bir cenaze kaldırayım ki diyor, bağırıyor. Herkes de parmak ısırsın. Parmağını yerler diyor. Eğer diyor tartışmak isteyen diyor, Sünni hocalar da varsa benim adresim bu diyor. Gelsinler tartışalım, konuşalım. Kimin yolu doğru, kimin yolu eğri. Kim cenazesi kalkmaz, kimin ki kalkar diye o zaman diyor, konuşalım diyor. Tabi müspet bir cevap bulamıyor. Yok. Evet. Orada sonra örnek olarak bir de Dışlıklı Hasan Efendi varmış. O evet, Dışlıklı Hasan Efendi. O da kitap duvarlılığı yapmış. O devirde gider gelirken vali diyor ki ya bu diyor. Gidip geri yer diyor, kitap ezir, bu Kızılbaş diyor. Şunu ne diyor? Yazı yazın diyor. Bir, şu kadar bir kağıda yazı yazıyorlar. Okumuşluğu, yazmışlığı olmayan eşektir yazıyorlar. Evet. Oraya duvara çayanın başına koyuyorlar. Asıyırlar. Şimdi Garipzade Hasan Efendi de kalkıyor. Yani hazırlanmış, işine giderken çeneden geç, her gün geçiyor ya. Şöyle bakıyor, orada bir yazı var. Yazıyı okuyor, altına da yazıyor. Orada diyor ya, okumuşluğu yazmış olmayan eşektir, özür dilerim. O da diyor ki, Muhammed Mustafa da okumadıydı, eşek oğlu eşek diyor. Bunu da okumuşluğu da diyor. Evet. Şimdi yazı yazıyor, Garipzade Hasan Efendi dil imzasına atıp gidiyor. Vali de takip ettiriyor ya. Diyor, bakmadı, diyor, ne yazmış diyor. Neyse, kağıdı okuyor da geliyor vali ve böyle böyle yazmış diyor. Aman sökün o ilanı diyor. Evet. Şimdi bu Seyfettin de Gökçe olabilir mi soy ismi? Evet, Seyfettin Gökçe. Gökçe, Gökçe. Çünkü onun... Gökçeler çok bilgili dedeler. Yusuf Bey vardı kardeşim. Tabii oğlum. Yusuf Bey, Mahmut Gökçe İstanbul'da hepsini tanıyorum ben. Yok, Yesari Gökçeler, Yesari her ikisi de Hakk'a yürüdü. Şimdi güzel Zakir'im. Zakir zikretmek, zakirlik. Biraz onlara da gireceğiz. Zaman ilerliyor deniyor ama bu canlara da bir kısa cem olmuş oluyor. Bu güzel gençler bile bakın. Burada sizin ilminizden feyz alıyor. Burası bir cem evi oldu işte bak. Hem hastamızda şifa dilerken hem de Ali amcamız da hayatta. Onun da emekleri de karşı geliyor. Peki, bir şey mi? Peki, kısa. Sizce cem nedir? Cem, hani cem oluyoruz ya, cem nedir? Topluluk. İnsanların topluluk yeri. Hazreti Peygamber'in zamanında cem varmış, mescit varmış, camiyi de Maviye icat etti, minareyi Maviye yaptırdı. Mescid-i Dıran'ı Hazreti Peygamber'e yıktırdı. Kabe'deki bütün putları temizlettirdi Hazreti Ali'yle beraber. Hazreti Ali'ye diyor ki, ya Resulullah diyor, bir tek put kalıyor. Ben o put kalınca sen diyor, benim omuzlarıma bin de diyor. Ya Resulullah diyor, benim omuzuma bin, bu putu da sen indir diyor. Kır diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, yani diyor, bende diyor, nübüvvet mühürü var diyor. Benim ağırlığıma sen tahammül edemezsin diyor. Sen benim omuzlarıma bas da o putu sen indir. O arada Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın omuzlarına bastı ya. O putu kırdı. Ya Ali kendini nerede görüyorsun dedi. Hey ya Rabbi dedi, ben öyle bir kendimi bir yerde görüyorum. Aşağıya dedi. El atsam aşağıya değer dedi. Ya Ali dedi, şimdi tövbe sen Allah'ın işini yapayım. Evet, böyle özet geçeceğiz zaman şeyi bakımından. Mesela 12 hizmet var, 12 post var. Bunlar hep söyleniyor ama siz bilinçli bir insan olarak bunların bir ilgisi var mı? Mesela 12 imam, 12 hizmet, 12 post. 12 post da önemli. Post bir posta zakirlik, evet, değil mi? Tabii. Biraz anlatın bu 12 post nedir sizce?
bu mesela Hızır Aleyhisselam'ın postu var. Efendim işte Şehzade Sultan'ın postları, bunlar postlar. 12 post, 12 hizmet sahiplerine olur bunlar mesela. 12 hizmet yapılır. Herkesin kendine göre kurbancı postu olur, nakıp postu olur, kapıcı postu olur. Karacaahmet Sultan kapıcıymış. Efendim şimdi birden heyecandan iyimizi kötümüzü kendi içimize hallederdik. Ben şöyle bizim bu şehirde de burada görürken kışın gelir buraya. Bir de bu diyor. Ve alıyor. Adam da diyor ki ben bunu kaçtı yaymadım. Yaşlı bir adamdık diyor. Yetişemedim. Yayıldı. Ne yapayım? Anladım. Ben de geldim sana söyledim. Bu ziyan daha hakkım yoktur. Yani benim gücüm yok bu ziyanı vermeye. Ne dense de bizim Muhtar Hüseyin bunu alıyor. O da muhtarlık yapmıştı. Gel olur, gidiliyor. Şehirde de gelip oturunca bunu dile getirirler. Ben çocuktum. Dile gelince Mehmet Hüseyin'e diyor ki sen gürülemezsin. Sen düşkünsün. Ya gidip bu adamı razı edeceksin. Yoksa gürülemeyeceksin çık git diyor. O yana ha bu yana ha derken komşular da rıcıda minnette oluyor tabi. Şu arı inirler ya. Talipler arı gibi inleşir. İlla ki küskün, dargın, şaşkın olmasın, bu da görürsün değil. Bu adamı çağırıp getiriyorlar. Adamın adı neydi ya? Adamın adı. Buraya geliyorlar. Burada 3 kuruş, 5 kuruş. 1 lira, 2 lira. Ne diyerekten bunun parası toplanıyor. Sokular huzurunda. Bunun parası verilmiyor. İşte bu. Bu nedir biliyor musun? Sizin dedenize de kurbanım. Sizin yolunuza da kurbanım, size de kurbanım diyor. Ya onlar biliyor bu yolun doğru olduğunu yine de biliyor. Ondan sonra bu var ya, bundan iyi adalet, bundan iyi sevgi, bundan iyi barış olamaz. Mesela hepsini bizim aşıklar dile getirmiş ya. Güzelliğin on para etmez diye aşık versen. Şu bendeki aşk olmazsa, eğlenecek yol bulamam, gönlündeki köşk olmaz. Peki Pir Sultan, ozanlar piri Pir Sultan için ne dersiniz? Birkaç cümle daha. Pir Sultan'ın da şöyle bir demesi var. Eliftir 90 bin kelamın başı. Var Hakk'a şükrele beyni eylersin. Vücudun şehrini pak eyleyince yüzünü yumaya suyun eylersin. Vücudun şehrini pak eyleyince yüzünü yumaya suyun eylersin. Yusan da ruh yumasan da olur. Vücudun şehrini verme araya hatır yıkıp gücü eylemez saraya var bir amel kazan Hakk'a yaraya. Hakk'a yaramayan huyun eylersin. Demiş Pir Sultan. Her şeyi çözmüş. Mesela şey diyor bir de Kur'an yazılırken Arş-ı Rahman da Kudret Katibi'nin elindeydim. Güller açılırken Kevn-i Maham'da bülbülüdüm, Gonca gülündeydim. Yunus'un deryaya daldığı zaman 40 gece 40 gündüz kaldığı zaman Alim Zülhuvar'ı çaldığı zaman Hayber Kalası'nda kolundaydım diyor. Yani kolundaymış Hazreti Ali'nin. Pir Sultan. Pir Sultan aptalım aşkın dorursun, kadirin bilmeze vermem yarısın. Bir kuşa 80 bin şehrin darısın. Tayin verilirken yanındaydım diyor. Sana da ben bir soru sorayım. Bu 80 bin şehrin darısını bir kuş yemiş. Ne zaman yemiş? O 80 bin şehrin darısını yiyene kadar o kuş yaşamış. Her gün bir darı yiyirmiş. O 80 bin şehrin darısı tükenince Allah Teala gazaba gelir. O şehirleri, 80 bin şehri birbirine çalıp yok ediyor, kur ediyor. Ondan sonra dünyayı vuruyor. Dünya 70 kere doldu, boşaldı da diyorlar. Dola Muhammed'dir dolduran Ali diye söyleyeyim mi? Eyvallah. Peki güzel dedem, dedelik hizmeti ağır. Burada dede mi deniyor? Eskiden pir, mürşit, rehber bu laflar var mıydı? Her şey, dede. Her şey.
Şimdi el ele el hakka. El ele el hakka. Hacı Bektaş Veli tamam onu. Mesela diyor ki Şeyh Sazı Sultan'a. Sen diyor mesela çürmüyü efendim Karasüveri Sarıpınar'ı koca kurdu göreceksin, soracaksın. Aldığın 12 kuruşta bir kuruşu benim hakkım diyor. Bu dergahın hakkı diyor. 11 kuruşu sana. Bir kuruş da benim. Bunu diyor al gel. Eğer hemen getiremezsen 3 sene zarfında getir diyor. 3 senede getiremezsen 5 senede getir diyor. 5 senede getiremezsen 7 senede getir. 7 senede getiremezsen 12 senede getir. 12 senede getirmezsen diyor tacın delik kendin bundarsın diyor. Sen darına duran şeytan darına dursun diyor. Bektaş Veli bunu duydun mu? Bunu duydum. Şu anda ne oldu biliyor musunuz? Gümüşhane Şiran Kırıntı Köyü Sarıbal Ocağı Hacı Bektaş Dergahı'na bağlı İbrahim Şık, İbrahim Günel Dede sanki sizde konuşuyor benimle. Aynı şeyleri söyledi. Hak rahmet eylesin. Ya buyurun. Vallahi ben de ancak bir dağarcıklar ona harcayayım. Ben çok dedelerle söyleştim ya bütün işim bu hayatım. Sanki aynı bakın nereden birbirine nasıl bağlantı. Evet. Duydum. Aynısı da evet çok duydum. Peki şimdi gül yüzlü sultanım hani Zakir 12 hizmetten birisi. Sizce Zakir demek ne demektir? Zakirlik hizmeti nasıl yerine gelir? Siz bu işe nasıl başladınız? Biraz Gece sizin kendinize. Biraz ona. Görer, sorur. Efendim kırığı çıkığı düzeldir. Zakir de çalar çağırır. Çalar çağırır. Hizmeti yeridir. Mesela bizde ben şunlara diyeyim bak. Bir yaşta bakıyorlar. Makamını biliyorlar mı? Yok. Bizde şu şekilde makamımız bak. Geldi Cebrail çağırdı. Söyleyin. Hak Muhammed Mustafa'ya. Bu hanede bunlar söylensin. İyi bunlar Hak Kur'an gibi. Hak senin darmayete uğur davete kadir huda. Evvel amanet budur ki pir rahber tutasın. Daimi erken hayatım, tarihi müstakime. İki gönül bir edibin, yürüdüler dergaha. Vardı dergah kapısına, gördü bir aslan yatar. Aslana da hamle kıldı, başa koptu bir fenah. Buyurdu sizden kainat, korkmasın Habibim dedi. Hatemin ağzına ver ki, aslan ister nişane. Hatemin ağzına verdi, aslan olduğu anda sakin. Muhammed'e yol veriben, aslan gitti nihana. Vardı hakkı da ayak etti, evvela bunu söyledi. Ne şiddetli şirin var senin, hayli cevreyledi bize. Gördü bir beçare derviş, hemen yutmak diledi. Ali bile olaydı, dayanaydı orşağa diyor. Bu uzun. Evet. Biz bunu bir aşamadan sonra biz şunu okurduk. Bak, bu da Pir Sultan'ın. Şaha gider ben bir bezirgan gördüm. Ayrılmam kaderden ben şimdiden geri. Yeni buldum hakkın doğru yolunu. Ayrılmam kaderden ben şimdiden geri. İllallah. İlla Allah, şah illa Allah, sen alimsin güzel şahım eyvallah. İşte bunu okurduk. Biz de tek Şahatay'ın demesini okurduk. Tabi bunlar böyle.
bile şey derlerdi. Oturan duranı için, duran oturan için, kuğusuz kahvetsiz evine var diye de dede en sonunda şeydi, ayağını uzattı, uzadırdı ayağını. At gibi kişine indirdi, şaka güleşanlık da olurdu. Peki güzel Zakir'im, şöyle kısa kısa geçelim. Siz bu hani bu aşka düşmüşsünüz. Melli, aşka düşmeyen zaten yanamaz. Yanan, ya yanmayan pişemez. Pişmeyen ne yapamaz? Olgunlaşamaz. Siz de bir bilgilere, güzel bir kemale erişmişsiniz. Peki bu nasıl başladı? Bu Zakir'le merak ve nasıl bu bir usta var mı? Babasından kalmış. İşte kendisi mi? Babadan kalmış. Getir buraya su da. Evet. Şimdi çünkü şimdi hani meslekler vardır. Hani usta çırak. Şimdi hani birinden öğrenirsin, birinden alırsın. Bak, evet. Benim annemin cenazesi 85'te annem vefat etti. Şehitlerdi. Hanımı da buraya gelmişlerdi. Cenazeyi de annemin cenazesinde Alvar'da Cingilli Hüseyin diye bir hoca kaldırdı. Tabii kaldırırken o sekir yurtlu bir de Kazım Hoca var. Bu o arada diyor ki bu cenazeyi yanlış kaldırıyor diyor. Biliyor musun? Deyince Şeyh dede hemen bu önüne dürtüyor. Dur diyor. Burada olmaz diyor. Cenaze kalksın, defne olsun, gidip evde tartışık. Sekürtlü dedi, yabancı biliyor musun? Şimdi cenaze kalktı, tabii bizim odaya geldiler. Biz kopmuşlar, oturdu, çay, kayfa biriyik. Hizmet ediyik elimizden geldiler. Neyse, bunlar tartıştı derken bu Sekürtlü Kazım Hoca'nın bir şeyle elinde bir havlu var. Bu havluyu siliyor, ter durmuyor. Sıkıştırıyor. Şey demiş ya, Hacı Bektaş-ı Veli şeyden atınca köşeyi burada sen ne bediyorsun ona deyip de hangi şeyle gideyim diye biliyor musun? Dünyada en mazlum hayvan hangisi diye güvercin diye onun donuna gireyim de hiç kimse incinmesin diye uçuyor. Uçuyor, buraya gelirken kadıncı kana diyor ki bu Rumelilerine, Esselamu Aleyküm Rumelileri diyor. O zamana kadar ki tabi hiç kimse anlamıyor, kadıncı kana diyor ki birisi bir er diyor, size selam verdi. Diyorlar ya diyorlar, biz dünyada bizden başka er mi var? Er bizik. O zamana kadar diyorlar ki bu yeri bu tarafa geçirmeyelim. Velayet kanıtlarımızı açalım. Yerinin kuyunun arasına set çekelim. Eğer o yer diyorlar bu tarafa geçerse bizim kısmetimizi keser. Oradan kalkıyor. Geliyor ki bunlar velayet kanıtlarını açmış, geçmenin imkanı yok. Pervaz vuruyor. Aşağıya süzülüyor. Ve aşağıdan dönüyor bu tarafa geçiyor. O zaman kadıncı kana diyor ki üstünüzden er geçti diyor. Ya sen de bugün diyor er selam verdi, er geçti üstünüzden. Erse diyorsan seni yere verek diyorlar. Üstünüzden er geçti diyor. Diyorlar ki Karacahmet Sultan'a. Ya diyorlar düğüyü çekle çiftle bakayım diyorlar. Bizden başka er var mı? Karacahmet Sultan hırkasının başına geçiriyor, bir müddet secdeye kapanıyor, doğruluyor, diyor ki dünyayı diye teklediğim, çiftlediğim, her çift kendi çiftiyle duruyor. Bir tek diyor, Sulca Karahüyük'te bir güvercin var, tek başına duruyor, topuklarına kadar da gömülmüş mermer taşına, varsa er o diyor. O zaman Tuğrul'a, Tuğrul'un adını da... Hacı Tuğrul. Hacı Tuğrul'a diyorlar ki git, o meram güvercinmiş, Hacı babana rahmet. O güvercin donundaymış, o güvercin orada duruyor, sen de Doğan donuna gir, çarpı kanadını al getir diyorlar. Kanadını çarp al gel diyorlar. Hacı Tuğrul hemen bir Doğan donuna giriyor, kışla Bektaş Veli'nin üzerine iniyor ki kanatlarını altına ala da kaçıra. Bektaş Veli ve silkiniyor, kırtlarına çöküyor.
gözünde iyice kızardı yer. O zaman Hacı Tuğrul diyor ki, ere diyor, beyle diyor, kıyar mı? Bektaş Veli diyor ki, erere beyle kıyar mı deyince, Bektaş Veli de diyor ki, gözü kızıldı yer, erelere de beyle kışmadan gelir mi? Bak ben güvercin donunda geldim. Hiç kimse az incinmesin, ürpermesin diye. Sen duvan donunda beni diyecek ne? Çok güzel, evet. İyi, aynısı böyle, özetle. Böyle bir el ele hiç kıymat. Nerede kaldık, nereye geldik? Oraya şiddik. Zakirlik dedik, nasıl ustadan öğrendiniz? Bu bir zor. Şimdi bu arada bu cenazeyi kaldıramadı, kaldırdı, maldırdı derken ben kafama yer ettim. Dedim ben bu cenazeyi belleyeceğim dedim. Ve kaldıracağım. Önce ben de belledi ya. Şimdi Yasin'i belledim önce. Cenazelerde önce Yasin okunuyor. Şu anda daha halen Türkçe mi dua ediyorsun yoksa? Şimdi ben şeyler gibi etmeyeyim. Yani bizim Alevi dedeler bana bizim bu Alvar da var. Evet, hiçbir şey değil. Kardeş olmuyor ya. Şimdi filmler de geliyor. Ben özür dilerim hocam ya. Bir şey yapalım. Sertçeşmen Aslan'ın şeyleri var ya, onlardan Türkçe dualarından gönderelim. Bundan sonra mümkünse siz onları biraz... Bakın, inceleyin, o da olsun, o da olsun. Ben şimdi şu şekilde kaldırayım. Komşak kım şu şekilde. Yavaş yavaş o gelir. İyi, ehli cemaat. Ya çok mu bekliyor? Yani siz herhalde kayıtlıya sohbet haram olur. Bu burada kalsın. Eşmeyle toprak bitmez, söylemeyle söz bitmez. Yok, şeye gelelim biz. Siz bir... Zakirsiniz ya. Bunu nasıl merak ettiniz? Nasıl hani i̇şte başladınız? Burada, onu işte onu anlatıyordun ama. Onu o şekilde bende babamdan bizim köyde Bayram Hoca vardı bak. Evet. Bayram Hoca medreseyi bitirmişti. Bayram Hoca'dan önce Hasık Hoca varmış. Hasık'tan önce Ali Hoca varmış. Ali Hoca'dan sonra Hasık'tan önce de bu mullalarda Mulla Süleyman varmış. Sülale, Mulla sülalesi. O sülale işte. Dört köyün hocası. Bu sülale mi? Mulla sülalesi. Bu işte. Benim dedem. Bizim sülale. Dedem, evet, burası. Diyecek ne? Mulla. Bunların kaldırış şekli bu şekildeydi. Ey ehli cemaat, yatan mefteye bakın da ibret alın. Ey ehli cemaat, bu komşu hakkı değil mi? Yatan mefteye bakın da ibret alın üç kere. Komşu hakkını helal edin, komşu hakkını helal edin, komşu hakkını helal edin. Umuru emeklerinizi helal edin, umuru emeklerinizi helal edin, umuru emeklerinizi helal edin. Barikallahu fiküm, ihsanallahu ileyküm, tayyiballahu enfüseküm, sedri bedri veledi, Adem sıdkı safayı, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evvela pak için, ahd için, aman için, garibellerde kalanlar için, gurbet elde ölenler için, duaya muhtaç olan canlar için, bizi duadan unutman diyen kullar için, ahırı son nefeste Kur'an'ı mübine müyesser olmak için. Allahümme ecel tükebber bi hürmeti Seyyidine Mürsel'in El Fatiha. Bu komşu hakkı. Komşu hakkı. Cenaze namazında şu şekilde kıldırayım, ondan sonra da üç saf, dört şimdi cenaze müsene taşına duruyor ya, hoca kıble tarafına duruyor, göğüs hizasında durur. Kur'an'da da böyle yazıyor, her yerde de böyle yazıyor, göğüs hizasındadır. Ya sağa dönmek, sola dönmek bunlar olmuyor herhalde. Üç saf, dört tekbirle hazır olun cenaze namazına. Üç saf, dört tekbirle hazır olun cenaze namazına. Üç saf, dört tekbirle hazır olun cenaze namazına. Unzuru ileyhi biyanin itibar fetaburu yavru lepsar. Unzuru ileyhi biyanin itibar fetaburu yavru lepsar. Unzuru ileyhi biyanin itibar fetaburu yavru lepsar. Durun ey ehli cemaat, üst saf durun. Dört tekbirle hazır olan imama uyun. Bilenleriniz duasını okuyun. Bilmeyenlerin, peygamberin pek ürfüne selavat-ı şerif getirin. Allah için namaza, meyit için duaya, er kişi niyetine ve fatih kişi niyetine cenaze namazı, farz-ı kifaye. Şimdi hizmetleriniz kabul olsun. Ben yine soruyorum, zakirlik. Siz hani bu hizmeti babanızdan veya birinden mi aldınız? Zakirliği diyor. Zakirlik yapmadım.
Yalnız Zakir, aşıkların piri Adem Aleyhisselam'dır. Zakirlerin piri de Adem'dir. Zakirlere gelirsen buradan başla. Adem'den başla. Adem'den. Babanız Zakir'miş. En azından babanızı anlatın biraz. Nasıl bir Zakir'di? Saç çalar mıydı? Avazıyla? Babam saç çalamazdı. Maşayla çalardı. Eyvallah. Maşayı saz eder çalardı. Eyvallah. Aç değil mi? He, 12 hizmeti yeniye şeysiz yeniye yeridirdi. Hatta bilgisizde de gelirse babam onun yanında o zakirliği yapar, o cemi yeridirdi baştan sona kadar. Hatta bu köyde düzgün dedem yok, hatta tahto dedem diye bir dede gelmiş köye. Görülmek istemişler köylüler, eskiden millet çok sevgi ve aşk vardı ya. Demişler ki ya bu görülecek, nasıl görülecek, bu ümmi bir adam. A demesini bilmiyor, B demesini bilmiyor. Buna görülmek ne dedilerse de bizim köyde Anı Hasan varmış. Böyle dede yok da orada, başka bir odada konuşuyorlar. Babama demiş ki İsmail demiş, ne diyen demiş, Hasan ağa demiş. Sen açık bu adama yardım edecek misin demiş, ederim demiş. Diyemiyormuş, ederim demiş. Eylese demiş, biz demiş, yarın ben görüleceğim demiş. Dede bana demiş, özür dilerim, yat eşek diyecek, yatacağım, kalk eşek diyecek, kalkacağım demiş. Kaç senedir cem yapılmıyor burada oğlum? 50-60 yıldır tam. Yok, o kadar değil. Yok, şöyle böyle. O kadar değil de işte bu Şeyh dede öldükten sonra bitti. Yaklaşık işte 30-35 burada olandan sonra olmadı değil mi? Şimdi dedi her sene en azından gelir bir aptal Musa yapardı. Birlik cemi yani. Birlik aptal Musa Sultan Kazaba geldi, fethetti Urum'u, yaradan medet, cihan harap oldu, insan az kaldı, yine senden medet, Urum'un eri. Biz de severdik Ali'nin soyun, bizler de anarız Hasan Hüseyin. Zindanda verdik Zeynal, abidin payın, bahır zindanda var eden medet. Ama İmam Cafer al elden bizi, her zaman arzum erim, isterim sizi. Attı zulfukarı, yuttu denizi, Necef deryasını kurudan medet. Hüseyin Gazi Sultan belli bir candır, ricam kabul eyle, müşküller kansın. Hüseyin Ova'nın güççüsü sensin, ayırma koyunu sürü denmedir dedim. Daha da var da diyemeyim. Peki siz 12 imamlarla ilgili oruç tutuyor musunuz köylerde? Şu anda tutan var mı? Kaç kişi tutuyor? Niye cemevini açıp da muhabbet ediyor musunuz? Vallahi şimdi ben var ya, şimdi kaymakamdan konuşuyorum. Kaymakam bana, aha bizim muhtar şahit, bir de bayan var. Ona şu şekilde bir deme söyledim. Kızılbaş ne demek, sünni ne demek, ta ezelden birdir yolumuz bizim. Ehli diller bunu iyi bilirler. Şefaat kâradır uğrumuz bizim. İle deyince kaymakam bana dedi, hocam sus dedi. Sustum. Telefonu çıkarttı, kurdu, hadi oku dedim. Kur'an birdir, lisan birdir, din birdir, ibadet insanda gizli bir sırdır. Dinini, yolunu bilmeyen kördür birbirine, dinini, yolunu bilmeyen kördür birbirine bağlı elimiz bizim. Adem değil midir bizim atamız, Hava değil midir asıl anamız, Aziz Türkoğlu'dur anayasımız, Tayyip'den bildir yolumuz bizim. Düşmanlara bile silah açarık, şehitlik şerbetim bile içerik. Vatan için alganları saçarık, ay yıldızıdır bayrağımız bizim. Bunu kaymakam benden aldı, yazdı, okudu. Ben onlarla konuştuğum zaman, hatta diyeyim ki size, yeri burada yok, şunu toplumdan konuştuğum zaman ben daha bir şey oluyorum. Daha müteber oluyorum. Aşka geliyorsunuz. Aha. Çünkü... ne derler biliyor musun? Cahil elindeki kitap diyor, çocuk elindeki cizbe tekine benzer. Bunu herhalde Mehmet Tevfik Oytan söylemişti. Cahil elindeki kitap,
Çocuk elindeki cizme tekneye benzer. Çocuk cizme tekneye dolandırır dolandırır, tek cizme ne yapacak kaldırır atar. Cahil de kitabı ne edecek? O yana döndürür, bu yana döndürür, kaldırır atar. Evet, kitaplar okunacak, yollar sürülecek. Verdiğiniz bilgiler için aşk olsun, eyvallah. Sağ olun, sağ olun, var olun. Teşekkür ederim, ben de biz teşekkür ederiz. Memnun oldum. Ha, buradaki canlar... Bir şey diyeyim şimdi. Bu hoca bende belledi hocalığını. Bu da hakkını kere etmez. Etmesin. Eyvallah, aşk olsun. Ha, sor, sor. Olsun. Eyvallah. Bitiriyorum, eyvallah, aşk sağ olsun. Sağ olun. Allah'ın emrinle ki. Evet. Buyur sevgili hocam. Aptallığın binasını sorarsan evvela Muhammed Ali aptaldır. Hakikat ilminin aslını ararsan cümle ululardan ulu aptaldır. Muhammed kırlarda bir hayal gördü. Ne bu hayal dedi? Künküne erdi. Firdevs-i Ale'den içeri girdi. Öter bülbüllerden gülü aptaldır. Ben bu aptallıktan hiç geri kalmam. Tuttum aptallığı elimden salmam. Hem Hatice, hem Fatime, hem Salman... Kemer beslerinin yolu aptaldır. Bu da Bektaşi'nin iç yüzünde yazıyor. Eyvallah. Evvelden Bektaşi'nin iç yüzünde. Ağzına sağ olun hocam. Şimdi evet, sonu böyle dinledik. Söylemek, sormak isteyen, yorum yürüten, bir ilave yapmak hocam, isteyen varsa hocam size, buyursun. Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Heh, eyvallah. Yaklaşık bir saat bir muhabbet ettik. Evet. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Sizin güzelliğiniz. Beraber can olduk, sohbet ettik. Evet. Bu hanemizde diyelim ki şen olsun diyelim. Eyvallah. Gülsün. Eyvallah. Hastamıza şifa olsun. Bu güzel ocağımızda ocak molla giller. Böyle bu şekilde şey yapsın. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Sizi sağ olun, siz sağ var olun. Geldiğiniz geldin için zahmet ettiniz. Sağ, estağfurullah. O bizim hayatta izlediğimiz bir yol. Eyvallah. Sen şimdi Barış TV'de misin? Ben herhangi bir televizyonda değilim ama ben kendim kendi gücümce çalışıyorum. İzniniz de olursa bunu en azından internette yayınlarım. En azından insanlara ulaşır. Bu köyün güzellikleri. İzniniz var mı? Tabii canım, ne olmaz. Vallahi şimdi diğer ya. Sana anlatacak dertler çok bende. Güllerim açıldı taze dersen de. Artık karanlıktan bahsetmesen de. Ezelden bu zulmet nasibim hancı diyor. Biz rakı da içerik biliyor musun? Mesela içerken güzel şahtan bize bir dolu geldi. Biz hele bir söyle bir söyle o kadar bahadir. Da. Hünkar Hacı Bektaş Veli'den geldi. Biz seni sevdiğim bir de bana ver. Payım gelirlerin payından. Muhammed neslinden, Ali soyundan, kırkların içtiği engür suyundan, bir seni sevdiğim bir de bana bir. Dilinle kuşanmış nurdan bir kemer, içmişim dolu yüreğim yanar. Herkes sevdiğinden bir dolu umar, bir seni sevdiğim bir de bana bir. Senin aşıkların kaynadı, coştu, cananın nurundan, serinden geçti. Sefil Hüseyin'in bir bade içti, bir seni sevdiğim bir de bana bir. Evet, bade içenlere ne mutlu, o badenin içerisinde gerçeği bulanlara bir ne mutlu. Bir de benim demem var. Oo, demeniz var mı sizin de? Sefil Hüseyin'in de demi devranı yürüsün, onu da andık. Eyvallah, buyur bakalım. Irak'ı içip de serhoş olanlar, hatır var, gönül var, neler var dostum. Serhoş olup da küfür savuran, hatır var, gönül var, neler var dostum. Bu Irak'ı verir bize bir paya. Bu rakı verir bize bir paya, düşün il sufrası kendine aya. Hatır var, gurur var, neler ver dostum. Bakın ehlisine ne güzel içiyor, bülbül gibi kaynayıven coşuyor. Sanki ağzından ballar taşıyor, hatır var, gurur var, neler ver dostum. Yusuf Yılmaz eder hatadır hata, serhoş olanlar da nerede yatar. Asıl zadeyi bilmez asıla atar. Var ol hoca, var ol. Hatır var, durum var, neler var dostum diyor. Ya bizim hoca her yorum ya. Deniz, deniz. Çok güzel, dur. Eyvallah, sağ olun. Bu deyişleriniz, şiirlerinizde, eserlerinizde güzel. Sağ olun, var olun, sağlıcakla yaşayın. Sağ olun, sağ olun. Bu yolu sürenlere ne mutlu, yolda hizmet edenlere ne mutlu. Şimdi bir tek şey var, biliyorum. Bu bir de diyeyim de, ben de çok sık konuşurum. Ben cenaze kaldırmaya başlayınca, ya Hüseyin bana yardım et derim. Daha hiç başlamadım. Evet. Aha buraya gelirken de, ya Hüseyin beni mahcup etme, bana yardım et derim.
İmam Hüseyin aşkıyla çok güzel konuştunuz gerçekten. Yani sağ şimdi hocam. Hüseyinsiz de hiç gül olur mu ya? Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.